Sayın Özlem Bayraktar Gökşen'i yerlerine davet ediyorum ve sözü moderatörümüz Sayın Açıl Sezen'e bırakıyorum. Buyurun. Resmi kurla serbest piyasa kuru arasındaki maçlar 10-15 puana çıkmış. Yaklama yapmak mümkün değil, önünü görmek mümkün değil. Süreç artık bizi bir uçurumun kenarına getirmişti ve o uçurumun kenarından döndürtüldü. Yıkıntı vardı. O yıkıntıyı süreç içerisinde aslında aşama aşama temizlemek gerekiyor. İşte hala geriye kalan bölümleri var. Aslında bekleniyordum çünkü bir 31 Mart 2024 için var. Ve şimdi onu kabul etmek için harcayacağımız dünya kadar enerji ve dünya kadar zaman var. Geçen yıl Eylül ayında ekonomimiz için bir yol haritası özelliğine sahip orta vadeli program açıklanmıştı. 2018 yılından itibaren dengeleri giderek sarsılan ve nihayetinde ekonomide öngörü yapmanın neredeyse imkansızlaştığı, rasyonelliğin kaybolduğu bir sürecin sonunda son OVP yürürlüğe girmişti. OVP'nin bir yılını doldurmasına az bir zaman kaldı ve yeni OVP'nin de hazırlıkları tamamlanmak üzere. Üretim hayatımız üzerinden bir durum değerlendirmesi yaparak nereden nereye geldiğimizi, bundan sonra neler yapılması gerektiğini tartışmamızın yeni OVP arifesinde çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Sanayimizin büyük bir kısmı sadece uzun vadeli yatırımlar için değil, günlük faaliyetlerini sürdürmek için de yüklü finansman kaynağına ihtiyaç duyuyor. Ancak mevcut ekonomi politikalarının merkezinde yer alan sıkı para politikaları nedeniyle bu kaynağa erişim oldukça zor ve de maliyetli hale gelmiş durumda. %70'leri bulan ticari kredi maliyetleri ve miktarsal kısıtlamalar altında üretimleri ve yatırımları sürdürmek hiç kolay değil. Bugün yaşanmakta olan süreç son OVP'de elde edilen başarı için özel sektörün büyük fedakarlıklar yaptığını ortaya koymaktadır. Hatırlatmak gerekirse bu programın ana hedefi iç ve dış dengelerin sağlandığı istikrarlı bir büyüme ortamı sürdürürken enflasyonun dönem sonunda tek haneli seviyelere düşülmesini sağlayarak refahı artırmak olarak tanımlanmıştı. Bu doğrultuda ilk adım olarak para politikasında belirgin bir sıkılaşma süreci başladı. Makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirerek para politikasıyla uyumlu hale getirmeye yönelik bir dizi adım atıldı. Ardından bütçe dengesini iyileştirmeye ve deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik olarak kamuda tasarruf planı ve vergi paketi geldi. Tüm bu değişimlerin ekonomiye yansımalarını da takip eden aylarda görmeye başladık. Örnek vermek gerekirse enflasyonda düşüşün ilk sinyallerinin yanı sıra cari açığın daralması gibi olumlu gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iç talepte ve reel sektörde göstergelerinde yavaşlama ve giderek hissedilir hale geliyor.